diyelim 32 GB ya da 64 GB bir belleğiniz var ve kendi bilgisayarınıza ya da farklı bilgisayarları sık sık farklı dağıtımlar ya da işletim sistemleri kuruyorsunuz. Dolayısıyla ISO dosyası yazdırıyorsunuz bu belleğinize. Boş kalan alanlarını düzgün bir şekilde kullanamıyorsunuz. Özgür bir yazılım göstereceğim. Bu yazılımın yaptığı şey hem bir USB belleğinize birden fazla onlarca, yüzlerce ISO dosyası kullanmanızı sağlıyor. Aynı zamanda bu ISO dosyalarını bilgisayarlarınızda kullanabilirken boş alanı da istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. İsterseniz video atarsınız, isterseniz kişisel dosyalarınızı kullanırsınız. Bu programın adı Ventoy. Biraz sitesinin eski piste olduğunu göreceksiniz ama önemli değil hali hazırda güncelleme alan bir yazılım aynı zamanda hızlı diyor sadece sizin usb'nizin hızının limitine bağlı diyor İstediğiniz gibi usb'nizde lokal diskinizde ssd'nizde veya sd kartınızda kullanabiliyorsunuz vento'yu diyor birçok işletim sisteminin desteklendiği 840'dan fazla iso dosyasının denendiğini söyleniyor screenshot kısmına geldiğimizde kurduktan sonra göreceğiz birden fazla iso dosyası yüklü ve istediğiniz iso dosyasını vento'yun grab menüsünden seçebiliyorsunuz download kısmına geldiğimizde windows için ve linux için ayrı ayrı dosyaların olduğunu göreceksiniz bu bu dosyaları tıkladığınızda sizi releases kısmına atıyor GitHub'ın ee, ve burada istediğiniz en güncel sürümü indiriyorsunuz. Diyelim burada Linux dosyasına tıkladığımda indir diyorum ve burada tar dosyasına açtığımda Ventoy2disk.sh dosyasının olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda burada Ventoy'un grafik arayüzü uygulaması da var. İsterseniz bu grafik arayüzü uygulamasında çalıştırabilirsiniz. Windows kullanıyorsanız Windows dosyasını indireceksiniz. Bu Ventoy uygulamasını çalıştıralım. Bu işlemi aynı zamanda hem terminal üzerinde yapabiliyorsunuz hem grafik arayüzünde yapabiliyorsunuz. E yine aynı şekilde buraya Vento yazdığınızda nasıl yapabileceğinizi gösteriyor. Dil seçeneklerini görüyoruz. Ben yanlışlıkla dil değiştirdim. Mesela Türkçe seçeneği de mevcut. Türkçeyi seçiyorum ve daha sonrasında burada aygıtımı seçiyorum. Sadece şu an USB'mi gösteriyor. Hala hazırda işletim sistemi yüklü olan diskimi göstermiyor ama terminal üzerinden Bunları da Ventoy yükleyebiliyorsunuz isterseniz. Ve Vento'yun güncel sürümünü gösteriyor. Burada videoyu hızlıca kesip göstermediğim bir şey eklemek istiyorum. UEFI kurulum yapacaksanız diskinize. Burada Option kısmına gelip Partition Style'dan GPT'yi seçmeniz gerekiyor. Varsayılan da MBR ile geliyormuş. Bunu ben unuttum. Videoyu düzenlerken fark ettim. GPT'yi seçmezseniz bilgisayarınızda UEFI kurulum yapamıyorsunuz. Daha sonrasında ben burada diskimi seçeceğim. 32 GBlık bir diskim var ve kur diyeceğim. Daha sonrasında son bir uyarı yapıyor. Bütün veriler kaybolacak emin misiniz diyor. Evet diyorum. Bir kez daha yapıyor aynı uyarıyı. Çünkü insanlar direkt OK tuşuna basabiliyor. Evet diyeceğim. Ventoy kurulumu gerçekleşti. Yine aynı uygulama üzerinden Ventoy'un güncel bir sürümü çıktığında güncelleme işlemini de yapabiliyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi burada Ventoy diye bir disk oluştu. Ve bu vento içerisine geldiğimizde bomboş bir şey olduğunu görüyoruz. Herhangi bir şey yok içerisinde. Ben burada NWS ve Manjaro'nun XFC'sini kopyaladım. Ve burada ayrı bir klasör açayım. Aynı zamanda karışmaması için. Diyelim hem burada ise dosyalarımı barındırmak istiyorum. <laughs> İstediğiniz yere koyabilirsiniz bu arada diskinizde. İlla ISO yazmanıza gerek yok. İstediğiniz bir klasör ismi de verebilirsiniz. Aynı zamanda diyelim ben burada farklı kişisel dosyalarımı da depolayacağım. Bir yandan da ISO'ları depolamak istiyorum. Kopyaladığım dosyaları buraya yapıştır diyeceğim. USB'nizin ne kadar hızlı olduğuna göre değişecektir. Benimkisi biraz yavaş. 2 dakika kaldı diyor ama muhtemelen 2 dakikadan uzun da sürecek biraz daha. Evet ISO dosyası aktarımları tamamlandı. Sisteme göre tamamlandı en azından. USB belleğiniz ya da e, hafıza kartınıza bilgisayardan herhangi bir dosya attığınızda size yapmanızı tavsiye ettiğim bir şey. Sağ tıklayıp Güvenli bir şekilde çıkart demeniz bunu yapmadığınız takdirde bazı şeyler hala yazılmamış olabilir ve eksik bir şekilde ISO'nuzu ve hatta attığınız dosyayı USB'nizde saklıyor olabilirsiniz. Ve şu an yapacağımız şey elbette ISO dosyalarını attık. USB'mizi bilgisayara takıp boot seçeneklerinden Vento'yu seçmemiz ki Vento'yun arayüzünü görelim. Tabii ben şu an bilgisayarımdan çekim yapıyorum. Dolayısıyla bilgisayarım kendi bilgisayarım kullanarak gösteremeyeceğim. Ama bir sanal makinede yapacağız bunu. Banjuru diye kullandığım bir sanal makine yüklü bilgisayarda open diyorum. Info kısmına geliyorum ve sanal makinemde öncelikle USB USB'yi buraya aktarmam gerekiyor. Bunu aktardığımda şu an burada USB olarak aktardığımı görüyorsunuz. Ama yapmam gereken şeylerden birisi burada boot options'a geliyorum ve USB'mi en üste çıkaracağım. Ve evet, tabii ki normal şartlar siz bunu kendi bilgisayarına yaptığınızda BIOS ayarlarından yapmanız gerekli. Ben bunu şu an sanal makineden yaptım. Bilgisayarı başlatıyorum. Şu an gördüğünüz gibi Ventoy açıldı. USB'mizde yüklü olan bütün ISO dosyalarını bana gösteriyor. İki tane atmıştık. Endeavor OS ve Manjaro XFC. Şu an ben Endeavor seçtiğimde gördüğünüz gibi Endeavor OS'ten başlattı. Ve hatta şu an bilgisayarı şöyle tekrar force off yapalım tekrar başlat diyecek olursam ve buradan manjurayı seçersem gördüğünüz gibi şu anda manjurayı açtı. Ventoy size nasıl avantaj sağladığını görebiliyorsunuz. Herhangi bir şekilde ISO dosyamızı herhangi sırada atabiliyoruz. Birden fazla ISO dosyası depolayabiliyoruz. Bu Windows ISO dosyası da olabilir. Herhangi bir Linux dağıtımı da olabilir. Ve aynı zamanda burada herhangi bir kişisel dosyamızı da atabiliyoruz. Ventoy ile birlikte USB diskinizi özgürce kullanabiliyorsunuz ve size ISO dosyalarınızı kullanma konusunda büyük kolaylık sağlıyor. Siz Ventoy hakkında ne düşünüyorsunuz? USB diskinize ne kadar sıklıkla ISO dosyası yazdırıyordunuz ve Ventoy sizin de işinize yarayacak mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Bu video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Özellikle teknolojiyle ilgilenen arkadaşlarınız varsa videoyu ve kanalı paylaşırsanız çok sevinirim. Yeni gelen içeriklerden haberdar olmak için kanala abone olup çana basabilirsiniz. Videoyu bitirmeden yanında gördüğünüz destekçilerime de teşekkür etmek istiyorum. Murat Çabuk, Mustafa Yücel, Enes Aslan Mirza, Kate Boldy, Brook, Tarık Akay ve Raven deseniz için teşekkürler. Siz de yaptığım işi seviyorsanız ve kanala maddi destekte bulunmak istiyorsanız yusufpek.me yan çizgi destek adresine gidebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.